Hat sanatı benim anladığım ve bildiğim kadarıyla güzel yazı ve Arapça yazıların düzenli bir şekilde yazılması diye biliyorum. Öğrendiğim kadarıyla bu işin ustalarının tükenmek üzere olduğunu biliyorum. Özellikle camilerimizde bu yazıları yazacak çok fazla ustanın kalmadığını biliyorum. Tükenmekte olan bir meslek grubu diye biliyorum. Hat sanatı İslamiyetimizin şeylerine, izlerine yansıtmaktır. Hat sanatı günümüzde pek yapan olmadığını biliyorum. Yani eskiden hat sanatıyla uğraşan ustalar daha çoktu. Artık yeni nesil bunlara pek ilgi göstermediği için kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek. Hat deyince benim aklıma gelen mesela Kur'an-ı Kerim mesela. Genelde hep Kur'an harfleri, Kur'an ayetleri ele alınır hat sanatında. Mesela bir camiye gittiğimizde, herhangi bir tarihi camiye, Selahaddin camilere gittiğimizde güzel hat sanatları görürüz. Bu da o camiye veya tarihi eserlere yani güzel bir hava katar. Güzel bir manevi atmosfer oluşturur. Bunu yaşaması lazım. Çünkü insana bir zevk veriyor, şevk veriyor. Yani bir minarede gördüğümüz zaman o şekilleri olsun, girişlerdeki olsun, bunlar insana ilham veriyor. Ben bunun için mutluyum. Yazı, çizgi, yol gibi manalara gelen hat, zamanla sanata dönüştürülerek Hüsn-i Hat unvanını kazanmıştır. İslam'ın ilk yıllarında sadece Araplar tarafından kullanıldığı için Arap yazısı diye bilinen bu hat, hicretten birkaç asır sonra Müslümanların ortak değeri haline gelmiştir. Bildiğimiz bu Arap yazısı, Kur'an'ın nazil oluşuna kadar iptidai haliyle devam ede gelirken, Kur'an'ın nazil oluşuyla adeta vahyin tasarrufuna girmiş ve yepyeni bir boyut kazanmıştır. Yerel değerlere hoş geldiniz. Bu bölümde hat sanatını tanımaya çalışacağız. Derler ya, Kur'an-ı Kerim Hicaz'da nazil oldu. Mısır'da okundu ancak İstanbul'da yazıldı diye. Tarih boyunca hat sanatına en büyük değeri kazandıran İstanbul'da bu hat sanatının uygulama merkezlerinden en önemlilerinden biri olan Uygulamalı Türk İslam Sanatları Kütüphanesi'ndeyiz bugün. Ve burada Hattat Abdullah Aydemir hocamızla hat sanatını bir kez daha yeniden keşfedeceğiz. Sanatında kullandığımız malzemeler evvela is mürekkebi. İs mürekkebin şimdi içerisine ipek kattığımız için evvela onun hazırlanışını gösterdikten sonra diğer kalemlerimiz ve aharlı kağıtlarımızı gösterelim. Evvela mürekkebimizi hokkamıza aldıktan sonra kalemimizin ucuna dokunduğumuzda fazla mürekkep gelmemesi için ipek ilavesi yapıyoruz hokka içerisine. Kullanıma hazır
hale gelmiş oldu mürekkebimiz. Daha sonra kalem açımına geçiyoruz. Kalemimizi elimizi rahat sarabileceği şekilde konumunu belirledikten sonra kalem tıraşımızla açımını yapıyoruz. Kalemimize kademeli olarak seviyesini indiriyoruz. Yan kısımlarda da kalem tıraşımızı kontrol ederek belli bir kalınlığı muhafaza etmek kaydıyla kabaca incelttikten sonra ince ayarlarını makta üzerinde yapıyoruz. Kalemimizin sırtını maktaya dayayıp inceltiyoruz. Daha sonra meyilli bir şekilde kalem ucunu kat dediğimiz kesme işlemini yapıyoruz. Kalemimizi kat yani kesme işlemini yaptıktan sonra ikiye çatlatma işlemini yapıyoruz. Mürekkebi bir daha iyi alabilmesi için kalemimizi şak ediyoruz ve ince ayarlarını yaptıktan sonra yazıya hazır hale gelmiş oldu kalemimiz. Resulullah'ın vahiy katiplerine beyan ettiği Kur'an farklı kültürlerde de yazılmaya başlanmış ve böylelikle yazıda farklı çeşitler, üsluplar ortaya çıkmıştır. Mesela önceleri Mekke ve Medine'de cezm diye ifade edilen bu yazı zamanla Medine'de Medeni ismini almıştır. Bu da zamanla iki üsluba ayrılmıştır. Dikey harfleri uzun ve sağdan sola meyilli olana mail, yatay harfleri fazlaca uzun olana da meşk denilmiştir. Hazreti Ali'nin Küfe'yi merkez yapmasından sonra da burada gelişen yazıya Küfi adı verilmiştir. Kağıt olarak da yumurta hakkından hazırlanmış yumurta aharı kağıt yüzeyine sünger ve fırçayla sürmek suretiyle 6 ay kadar bekletilmesi tavsiye edilir. Dinlenmiş ve terbiye edilmiş kağıt üzerine hattat tarafından istenilen çalışma yapılır. Karalama olarak çalıştığımız ayet-i kerimede
Bismillahirrahmanirrahim. Ve huve ma'akum eynema kuntum. Ayetin bir kısmı bu. Her nerede olursanız olun, Allah sizinledir, sizinle beraberdir. Vallahu bima ta'maluna basir. Tabi yakın meali, şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı görendir. Kur'an-ı Kerim'in daha güzel yazılabilmesi gayreti, bu şiat sanatının ilerlemesine en önemli sebeplerinden biri. Yazı çalışık, hattatların piri olarak Hazreti Ali kabul edilir. Yani asr-ı saadetten beri işte vahiy katipleri tarafından da titiz bir şekilde o dönemde tabi Kufi yazı kullanılıyor. Kufi'nin bir kitaplarda işte kitabelerde görünmüş biraz daha sert köşeli hali, bir de gündelik işlerde kullanılan Kufi yazı örneği var. Tabi asıl sanat olarak gelişimi bu gündelik yazıda kullanılan biraz daha kıvrak bir şekilde kullanılan yazı, Kufi yazı örneğinden diğer yazı türleri zamanla gelişiyor. İleriki zamanlarda Abbasi vezirlerinden olan Bağdatlı İbn Mukley ise bu hüsn-i hatta ciddi emeği geçmiş üstadlardan biri olmuştur. O tecrübe ve birikimlerini gayret keştiğiyle mezcedip, bu henüz küçük bir fidan olan hüsn-i hattı, 6 ayrı dal ve her birinde ayrı birer meyvesi bulunan ağaç haline getirmiştir. Bunlar sülüs, nesih, muhakkak, reyhani, tevki ve rikadır. Bunların cümlesine birden aklam-ı sitte denilmiştir. Şeş kalemde dediğimiz aklam-ı sitte, Abbasi vezirlerinden İbn-i Mukle'nin işte sistemli bir hale getirdiği 6 yazı çeşidi. Bunların sistematik olarak gruplandırılıyor. O güne kadar çalışılan yazı türleri. Bunlar tabi muhakkak, reyhani, sülüs, nesi, tevki ve rika, yani hadd-i icaze dediğimiz rika yazı örnekleri. Bunlar dışında sonralar işte İranlılardan alıp geliştirdiğimiz talik yazı örneği, Divan-ı Hümayun'da resmi yazışmalarda kullanılan divani yazı tarzı ve gündelik işlerde Osmanlı'nın son dönemlerine doğru kullanılan rik'a, genelde arşivlerimizde son dönemde gündelik yazılarda tercih edilen yazı türü. Biraz daha yazımı çabuk, süratli ve pratik olması açısından rik'a yazı gündelik hatta çok kullanılmış. Aklam-ı sitte içerisinde zikrettiğimiz yazı türlerimizin başında muhakkak ve reyhani yazılarımız geliyor. Reyhani yazı, muhakkak yazının 1/3 kalem kalınlığıyla icra ediliyor. Sülüs ve nesi yazı, muhakkak ve reyhani yazıdan sonra onun daha bir gelişmiş, terbiye edilmiş hali diyebiliriz. Muhakkak ve Reyhani'deki gibi aynı 1/3 orantı sülüs ve nesih'te de geçerli. Günümüzde sülüs ve nesih yazılarını kullanıyoruz. Sülüs kelime manası 1/3 demek. 1/3 orantı, yani 1/2 oranında düz, 1/3 oranında da yuvarlak hatlardan oluşan bir yazı türü olduğu için nispetine binaen sülüs yazı denmiş. Sülüs, bu 1/3 orantılar bizim fıtri olarak da mesela mimaride, güzel sanatlarda altın oran dediğimiz orana denk geliyor. Bunlar tabii hattatlarımız bu tarihi süreç içerisinde ustalarından gördüklerini aynen birebir tatbik etmek suretiyle bunlar tabii böyle milim milim ölçülere, belli oranlara vurmamışlardır.
gördüklerini aynı muhafaza etmek suretiyle günümüzde mesela üstadların şaheser dediğimiz bazı örneklerine baktığımızda o altın orana vurulduğunda çok ince ayarlar olduğunu görüyoruz. Bunlar artık hattatlarımızın fıtri hale gelmiş, bir meleke haline geldiğini görüyoruz. Sülüs ve Nesih yazılardan sonra divani ve tabi tevki ve rika yazılarımıza rika hatti icaze örneğimiz. Bunlar da icaze diploma alan talebelere hocalarının tasdik yazısı oluyor. Yani bundan sonra yazıların altına imza atmaya yetkilidir diyerekten. Bir örnek metin talebe hazırlar. Daha önceki bir üstadın yazısını birebir taklit ederek çalışır. Hocası bakar, o yazın incelikler tam vakıf olunmuş mu, yansıtmış mı diye. Bu tasdik mahiyetinde metin hazırlar. Bunlar hatti icaze, rika dediğimiz sonunda aynı. Rika ile karıştırmamak lazım. Rika gündelik yazı türümüzdü. Hemen yanında zaten rika yazısı var, gündelik yazı türü. Daha kıvrak. Mesela rika'da iki noktalar genelde birleştirilir, ayrı ayrı yazılmazdı. Daha kıvrak, hareketli, hızlı yazma avantajı olduğu için gündelik yazıda kullanılmış. Birisi hatti icaze dediğimiz rika, diğeri de rika yazı türü. Diğer Aklamisip'te dışında yine Osmanlı'da kullanılan çokça yazı türü divani yazı. Adından anlaşıldığı üzere genelde divanı hümayunda yani mecliste alınan kararların kaleme alındığı özel yazışmalarda resmi belgelerde de yine divani yazı tercih ediliyor. Biraz okunma kolaylığı yok. Yani avama hitap etmiyor. Daha çok resmi olarak kullanılıyor. Bunun da küçük örneği divani. Burada celi divani örneği görüyoruz. Celi büyük yazılar için kullanılan bir tabir. Burada celi divani ve altta celi talik örneğini görüyoruz. Talik de yine yukarı ve yukarıda asılı gibi duran anlamlarına geldiği için işte farantariye müteallik deriz ya, süre gelen anlamında o taalluk kelimesini kullanırız. Taallik de yukarıda asılı gibi duran anlamına geliyor. Gerçekten baktığımızda bu hareketsiz, sade, net bir şekilde İranlılardan alıp geliştirdiğimiz bir yazı türü. Biz de Mustafa Yesari Talik Üstad'ı, onun ismi ön plana çıkıyor. İran'da İmadül Haseni ismi ön plana çıkıyor, Talik Üstadlarından. Burada ve kefâ billâhi şehîden Muhammedur Resulullah ibaresi talik olarak, celi talik olarak çalışılmış. Osmanlı Türk hattatlarının babası ve piri sayılan Şeyh Hamdullah da Aklam-ı Sitte'ye o zamana kadar ulaşılamayan bir güzellik ve olgunluk getirmiştir. Adeta hüsn-i hat tabiri tam da bu devirde ismiyle müsemma olmuştur. Ve yine cidden cismani aletlerle ruhani bir hendese vücuda getirilmiştir. Tabii bunda hattatların payı büyüktür. Çünkü hattatların her biri kendi duygu ve düşüncelerini, hayat felsefelerini, zevklerini, kederlerini, kısaca bütün beşeri duygu ve hislerini hüsn-i hatta somutlaştırmışlardır.
Osmanlı'ya gelinceye kadar bir tarihi bir birikim var. Özellikle Osmanlı Hat Ekolü'nün kurucusu sayılan Şeyh Hamdullah, yani ikinci Beyazıt'ın aynı zamanda hat hocasıdır. Şehzadeli döneminde ondan yazı dersleri alıyorlar Şeyh Hamdullah'tan. Arşivlerde bulunan o döneme kadar Yakut el-Mustasimi tarzı tercih ediliyor. Onun yazılarını işte istifadesine sunuyor ve kendisinden yeni bir hat tarzı ortaya koymasını istiyor. Yani ivme kazandırmasını bekliyor. Ona tabii Yakut el-Mustasimi'nin yazıları Erbain'e çekiliyor. O iç dünyasına çekilerek yazıları da inceliklerini şey yaparak ondan bir adım daha ileriye yazı çıkarmış oluyor. Bu altı yazı çeşidinden sülüs ve nesih, Türk zevkine uyduğu için Türkler arasında hızla yayılan iki gonca olmuştur. Kullanış kolaylığı ve pratikliği yönünden sülüs yazı daha çok tercih ediliyor. Ümmül hat diye bilinir. Yani bütün hatların anası olarak bilinir sülüs yazı. Bu tabi istife kolay gelebilmesi avantajı var. Mesela bir cami içi kuşak yazılarında, kitabelerde sülüs yazı kısa bir alana, dar bir alana daha geniş ibareleri rahat sığdırabilme avantajından dolayı sülüs yazı gündelik hayatta daha çok tercih edilmiş. Tabi nesih yazı daha çok kitapları, Kur'an-ı Kerim yazımlarında özellikle biraz daha sülüs yazının üçte bir kalınlığında bütün birikimini, hislerini, adeta ruhunu katmış oluyor hatta. Yani kendinden bir şeyler katıyor. Yani bir hocanın mesela 10 tane talebesi olduğunu düşünelim. Her birinin şivesi, tarzı, bakış açısı farklı olduğu için her hattatında tabii kendi iç dünyasını yansıması, iz düşümü gibi görebiliriz her bir istifini. Yine Şeyh Hamdullah'tan sonra Hüsn-i Hatta yeni bir soluk ve tarz getirense Hafız Osman olmuştur. Hafız Osman, Şeyh Hamdullah'ın üslubunu geliştirip kendine ait yeni bir hat üslubu oluşturmuştur. Bunu İsmail Zühtü ve kardeşi Mustafa Rakım devam ettirmişlerdir. Yalnız Mustafa Rakım, sülüs ve nesih yanında celî sülüste değecek istif mükemmeliyetiyle bütün hat üsluplarının üstüne çıkmıştır. Ayrıca Hafız Osman hattını da sülüsten celiye aktarmayı başarmıştır. ...19. yüzyıl... Mustafa Rakım'ın takipçisi Kadı Asker Mustafa İzzet Efendi ile Mehmet Şevki Efendi sülüs ve nesih yazıya yeni ivme kazandırmışlardır. Özellikle Mehmet Şevki Efendi tarzıyla kendi dönemi ve sonrasında hattatların takdirlerini toplamış ve izi takip edilen parlak bir yıldız olmuştur. Son dönem hattatlarımızdan tarzını günümüzde de takip ettiğimiz Mehmet Şevki Efendi'nin hocasıyla bir diyaloğu var. Hocası zamanının iyi hattatlarından Mustafa İzzet Efendi'ye, Kadı Asker Mustafa İzzet Efendi'ye göndermek istiyor. Ben belli bir yere kadar seni getirdim. Bundan sonra ona git, yazıda yazını ilerlet deyince tabii Şevki Efendi, siz hayattayken ben başka hocaya gitmem diyor Hulusi Efendi'ye. Hulusi Efendi Ali Paşa Camii imamlığı yapmış. Döneminin ikinci sınıf hattatlarından tabii. Fakat yazı aktarma şekli çok iyi. Bir de Şevki Efendi ahlaken de çok iyi yetişiyor. Burada yani hocanın birinci sınıf çok kaliteli olması tek başına yeterli olmadığını görüyoruz. Hocasına olan sadakati, bağlılığı sayesinde hocasının duasını ve takdirini kazanıyor. O duasının bereketiyle Şevki Efendi ismi Kadı Asker Mustafa İzzet Efendi isminden daha çok anıla geliyor. Bu dönemin en parlak
ekol sahibi hattatlarından biri Mustafa İzzet Efendi. Ama şu anda mesela ikisinin de tarzını çalışanlar var. Genelde Mehmet Şevki Efendi'nin tarzı takip ediliyor. Hasılı İstanbul, Türkler tarafından fethedildikten sonra pek çok sahada olduğu gibi Kur'an yazımı olan hat sanatının da tartışmasız olarak merkezi haline gelmiştir. Tabiri diğerle Hüsnü Hatt'ın payi tahtı olmuştur. Yönetim merkezi payi tahtı İstanbul'da olması, o zamana kadar ki işte birikimler İstanbul'un başkenti olduğu döneme kadar, ondan sonraki dönemde de yani cazibe merkezi olduğundan dolayı hattatlar, hattatların çoğunluğu, en iyi hattatlar diyelim, İstanbul'dalar. Hattı öğrenmek isteyenler de genelde İstanbul'a gelmişler. İstanbul'un tabii ayrı bir hususiyeti var. İstanbul'un geneline baktığımızda yani her bir karesinde bir karşımıza yazı çıkıyor. Yani işte tabii kültürümüzden de gelen mesela mezar taşları, işte hazirelerin mesela camilerin yakınında, evlerin yakınında olması, mezar taşı kitabelerinin burada en bariz şekilde karşımıza çıkıyor. Yapılara gittiğimizde yapıların girişinde mesela cami girişinde "Udhuluha bi selamin aminin" besmelelerle işte şey yapılması. Hani yapının yerine göre orada bir mesaj vermesi, çeşmenin başında işte her şey sudan yaratıldığını gösteren "ve cehennem ilen mai külli şeyin hay" gibi veya "vesegahum rabbuhum şaraban tahura" bu güzel içeceklerden işte içmekten bahseden ayet-i kerimeler. Hani her adımında o kültürüyle beraber şey yapar, bir mesaj verir nitelikte bir hat örneğiyle karşılaşmak mümkün. Aslında genel olarak baktığımızda İstanbul geneli bir açık müze, açık hava hat müzesi gözüyle bakabiliriz. O avantajını tabii şey yapmışlar, hattatlarda kullanmışlar o birikimi. İslam'ın ilk dönemlerinde belki de cevher halinde bulunan Hüsnü Hat, zamanla işlene işlene elmas halini almıştır. Osmanlı dönemi İstanbul'undaysa üzerinde ciddi birkaç ameliye daha yapılarak İslam aleminin başına tac edilmiştir. Belki de bu yüzden İslam aleminde şu cümle darb-ı mesel olmuştur. Kur'an-ı Kerim Hicaz'da nazil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı.